Boğazını bu cinayetten tam onun hep kargaşadan bazı şeyleri... Bir yıl falan. Önce. Abi yıl önce. Öfkesi hani dedi var. Ya çocuk gitmiş Zekeriya Sarı'ya, emmi koş demiş, annem babamı dövüyor. O da çıktı dedi ki işte bize öyle anlatmadı aslında da. Sonra dedi geldim Rukiye... Yoksa başka bir şey mi yapıyorlardı bilemedim, geri döndüm dedi. Yayını öyle anlattı. Evet. Ama size farklı anlatıyordu yani. Ya işte ben dedi varırken dedi koca bak seni öldürürüm diyor. Bize de hani öyle dedi. Sonra buradan o kadar söylemedi. Bize anlattığı gibi söylemedi. Gündüz vakti mi bunları görüyor? Evet, gündüz vakti. Nerede ve görüyor? Barakanın dışında mı, içinde barakanın mi? Barakanın içinde. Vurulduğu yerde yani. Hayır. Sonra çocuk bir gün gene varıyor. Ağlayarak varıyor. Çocuk ne oldu kızım demiş. Annem dövdü. Demiş işte çocuğu böyle gönlün olsun işte şey, sakinleşsin diye. Ah eşek annesi ah demiş. Ben onu döverim dur sen demiş. Vur emmi vur demiş. Kafası alnının çatına vur demiş. Şimdi... Ne olacak kızım demiş, ölecek demiş. Yani demek ki babama bunu demiş ki, çocuk duymuş bunu. Seni arnının çatından vururum demiş ki. Vur emmi vur demiş, arnının çatından vur. Ne olacak kızım demiş, ölecek demiş. Bakar mısın yani? Ya bir öfkesi var bence. Ya bir anlık öfke da olabilir bu cinayetin nedeni. Ya da işte gerçi Yılmaz Hoca'dan kurtulmak isteyebilir. Yani Yılmaz Hoca ondan, pardon, Rukiye Yılmaz Hoca'dan boşanmak istese Yılmaz Hoca hayır der miydi? Deme şansı yok ki. Gitse istediği gibi gidebilir. Giderdi yani. Ya işte bunun niye bir sebebi var. Çıkarsın? Ayrılmak için değil ya da ondan kurtulmak için değil. Şimdi o şeyde... Havva'yı da görelim, özür dilerim Orhan Bey. Havva da hazır şu anda, Veli'nin eşi. Havva'yı bir görelim mi lütfen? Evet, buyurun Orhan Bey. Şimdi bu daha önce köyden bağlanan bir esnaf vardı. Köye gittiğinde yani o barakaya gittiğinde Yılmaz Hoca'nın tüfeğinin başının altında durduğunu hakkı söylemişti ya. Evet, aynen. Orada nasıl anlatmıştı bize? Tüfek kırık vaziyette. Yani içerisi boş anlamına gelir bu. Evet. Bu olayı gerçekleştirmeden önce o tüfek oradan alınması lazım. Fişek yatağına fişeğin sürülmesi lazım. Kapatılıp horozun çekilip atışa hazır hale getirilmesi lazım. Bu da bir zaman alacaktır. Hemen o anda olmuş gibi değil de sanki öncesinde hazır edilmiş de olabilir tüfek. Evet, bir plan var gibi duruyor var da. Var yani bir planlama var. Bir anlık öfke değil diyorsunuz. Yani ya da bacak ailesiyle bir şey yaşadı Ermenek yaylasında. Çocuğuma dokunmayın derken kime dedi? Nur evet. Sultan'a mı dedi? Murat'a mı dedi? Bu cinayetin planlı yapıldığına iknayım yani. Ya olayın seyri onu gösteriyor. Enteresan yani. Bu arada o bilgiyi de paylaşayım sizlerle. Duyuyor musun Havva'cığım bizi? Duyuyorum. Tamam canım. Şimdi Rukiye bugün saat... Bugün müydü arkadaşlar? Dün mü? Dün özür dilerim. Dün saat 14.30 sıralarında Silifke'de özel bir hastaneye gidiyor. Hı, var evet. Evet şimdi söylemeyelim. Hı. Ama ben söyleyeyim, hatta benim sesime basabilirsiniz. Özel hastaneye gidiyor. Özel bir hastaneye gidiyor. Orada hatta Rukiye ve Ömer'i kadın doğum bölümünden çıkarken görenler var. Başörtüsünden o kadar çok ne diyor? Başörtüsünde o kadar çok diyor öne doğru çekmişti ki diyor. Bazen bunu yapıyordur. Tanınmamak için. Şu öne doğru o kadar, bazen kasket takıyor tanımamak için ya da başörtüsünün önüne kadar o kadar çok çekmiş ki. Ama diyor amacı tanınmamaktı, belli diyor. İzleyicimiz bu bilgiyi verdikten sonra bu bilgiyi biz başka yerden de check ettik. Öyle bir hastaneye Rukiye gitmiş. Bilgi doğru. Dolayısıyla izleyicimizin ihbarı da doğru. Rukiye de orada karşılaşıyorlar. Hatta bir tane daha bilgi var, onu da şimdi paylaşacağım sizinle. Şöyle öne doğru çekmiş, amacı tanınmamak orada. Ama vatandaşımız tanımışlar. Elinde yatış dosyası varmış. Aa, o zaman bu gün aldı. Gün aldı değil, az sonra söyleyeceğim bilgiyle örtüşüyor. Elinde yatış dosyası varmış. Kadın doğum servisine çıkmış. Fotoğraflarını çekemedim ama elinde yatış dosyasını gördüm. Kadın doğum servisine çıkarken gördüm. Ve hastaneye de... arkadaşlar yazar mısınız bilgiyi? Benim dediğim son dakika bilgisini. Yazar mısınız? Hemen söylüyorum. 2500 liralık bir ödeme yapılmış. Benimle paralel KJ yazın lütfen. 2500 liralık ödeme yapmış. O zaman gebeliği sonlandırdığı iddiasıyla karşı karşıyayız. Yani elinde yatış dosyası varsa Rukiye'nin, oraya da 2500 liralık bir ödeme yaptıysa, yani bir doktor ücreti o kadar yüksek değil. Yok. Yani sigorta yoksa evet olabilir. Çünkü
Herhalde sadece muayene ücretinden bahsediyor. Hekime verilen muayene ücreti 2500 lira değildir. Değil. Hayır, yok. Ha, muayene değil. Ne, başka muayene bir değil. İşlem var orada. Evet, orada bir işlem yapın. Ya sağlık sorunu var. Kadın doğum servisinde bu sağlık sorunu halletmek için kadın doğum servisinin elinde yatış dosyasıyla yattı. Bir ameliyat olmuş olsa, herhangi bir ameliyat, o da 2500 liradan fazla. Onu da biliyoruz yani. Küçük bir operasyon geçirmiş olabilir bir sağlık sorunundan dolayı. Ya da işte söylüyordu ya, riskli bir gebelik var, riskli bir gebelik var. O gebeliği sonlandırmak istemiş olabilir. Ama 2500 liralık bir ödeme yapmış hastaneye. Elinde özel bir hastanenin kadın doğum servisine çıkmış. Ve orada tanınmamak için de örtüsünü, başörtüsünü öne doğru çekmiş. Elinde yatış dosyasıyla kadın doğum servisine çıkmış. Yani çocuğa kıymış. Öyle, yani bir iddia tabii, bilmiyoruz. Gebeliği sonlandırdı iddiası. Enteresan. O çocuğu o zaman Ömer çocuğuna sahip çıkmamış diyelim. Eğer Ömer'inse. Ömer zaten önceki eşinden de ölen eşinden sonraki evlendiği yakın, birazdan duydum yani. Ama belki de bir sağlık sorunu vardır çünkü riskli diyordu ya gebeliğe. Kilodan dolayı riskliymiş diyor. Kilodan dolayı mı riskliymiş? Evet, kilodan dolayı dedi, duydum ben ama onu. Ama bir burada sağlık sorunu olduğu için de belki hekimler, doktorlar da gebeliği sonlandırmak istemiş olabilirler. Bilmiyoruz. O hekimlerin verdiği karar, o kararı biz tabii bilemeyiz yani. Rukiye'nin kararı. Bir de duyulmasın falan diye devlet hastanesine gidebilir. Çünkü adamda para var, konuşuyor yani. 2500 lirayı konuşturmuş, ödemiş yani. Orada Ömer. Bayağı ödemiş yani. Şu anda beraberler diye biliyoruz. Devlet hastanesine gidersem belki daha çabuk ulaşılır. Buraya gidersem şey olmaz diye oraya gitti de. Evet Havva, sen Rukiye'nin hamile olduğu iddiasına şaşırdın mı? Evet. Peki sağlık sorunu yaşamasaydı çocuğu dünyaya getirmek ister miydi Rukiye sence? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani, o kendi bileceği bir şey. Sen Rukiye ile yaklaşık ne kadar süre önce en son telefonla görüştün, hatırlıyor musun Havva'cığım? Bir ay, iki ay, ne kadar oldu canım? En son ne zaman görüştün? Yayına ilk girdiği sıralar elenler aldım. Ocak, Şubat gibi o zaman konuştun sen Rukiye ile, değil mi? Evet, herhalde öyle olmaz. Tamam. Veli'nin seninle ilgili iddiaları var. Birazdan onları ekranlara getireceğim ama benim için çok etkileyici bir sahneydi. Hatta ben o sırada Mercan sen Rukiye'ye bir şey yapacaksın diye. Yani Rukiye yayınlarda öyle gerginlikler çıkmasından çok da fazla gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Sen bir hamle o yaptın. O hissiyatın doğruydu aslında. Ha, doğru muydu o ben an? Oraya giderken ki senin hissiyatın doğruydu. Ama sonra bana baktın. Sana söz verdim. Sözümü çiğneyemediğim için hiçbir şey yapamadan geri oturmak zorunda kaldım. Ama onun öncesinde bir de sen başka bir sahne daha var, hatırlıyor musun onu? Bir ekranlara gelsin bakalım, izleyelim. Kardeşime çamur sürme! Hayatımı kopardın ey katil! Deliller kaybetme peşinde. Bu olayı karalamaya çalışmam. Kimisi çıksın. Karalamıyoruz. Yalandın, kolumu tuttun. Rukiye, bir şey söyleyeceğim. Niye bağırıyorsun? Niye olayı kaynatmaya çalışıyorsun? Olayı kaynatmaya çalışmıyorum. Bu kadın da olayı çözmeye çalışıyor. O insanlar da olayı çözmeye çalışıyor. Tamam, ben de olayı çözülsün istiyorum. Sen şunu yapıyorsun Rukiye. Tamam, biz aynı taraftayız. Öyle kabul et. Babamız öldürüldü bizim. Senin de kocan öldürüldü. Tamam. Bak, biz iyi kötü seninle 2 yıl ekmek yedik. Doğru.